Burası Talas Karabey Sokak. Tarih 1886. Osmanlı hala ayakta ve mübadele yıllarından önce Rumların yoğunlukla yaşadığı bir mahalle. Sultan Abdülhamit döneminde Rum vatandaşların ihtiyacı sebebiyle buraya Metropolit Ionis tarafından bu kilise, yani Panaya Kilisesi yapıldı. Savaş bitip Osmanlı tarih sahnesinden ayrıldıktan sonra mübadele dönemi başladı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan Türkler Anadolu'ya dönerken, buradaki Rumlar da kendi topraklarına dönmeye başladılar. 1925 yılında bölgede Rum kalmadı ve kilise bir süre kapalı kaldı. Mülkiyetin devrinden sonra ise kilise camiye çevrilip Müslümanların hizmetine açıldı. Talas'ın yamaçlarında şehre bakan bir konumda bulunan Panaya Kilisesi, şimdiki adıyla Yaman Dede Camii, tarihi Talas bölgesinin simge yapılarından biri haline geldi. Caminin kitabesinde yapının Sultan Abdülhamit izniyle Metropolit Ionis tarafından yapıldığı yazmaktadır. 133 yıllık kitabe 2001 yılında çalınmış ve uzun yıllar boyunca bulunamamıştır. Ancak Ocak 2011 tarihinde kitabeyi çalan hırsızlar tam 10 yıl sonra caminin önüne kitabeyi yeniden bırakmıştır. Talas bölgesindeki tarihi eserler arasında taş işçiliği anlamında en güzel yapı Yaman Dede Camii'dir. Yaman Dede Camii, eski adıyla Panaya Kilisesi, bugün hala ayakta ve eskimeyen yüzüyle, tarihin iziyle ziyaretçilerini beklemektedir.